Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ben Merode. Hay sen Mahmut, ben Hüseyin. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Bak Nazra da güldü. Evet. Mahmut Hüseyin karşınızda. Gururlusunlar. Ay. Bugün size anlatacağımız çok şey var. Birincisi, hemen söyleyelim, balıklarımızı aldık. Bir anda balıklarımızı koyduk buraya. Onlar şu an suda bir alıştırma yapıyorlar. Bir süredir de video paylaşamadık sizlerle. Neden? Paylaşamama sebebimiz de akvaryumu taşımamız gerekti. O süreçte video çekemedik doğal olarak. Evet. Birazcık bu süreçten bahsetmek istiyoruz sizlere. Hani bir, aynen. Nasıl taşıdık akvaryumu? Şöyle, neler yaşadık? Bir taşınma süreci yaşadık aslında. Komple evimizi taşıdık. Yok sadece. Ama olabilir, akvaryumu evden ofise almış olabilirsin mesela, yani hani öyle bir şey de olabilir. Ama biz evi taşıdık. Şöyle, akvaryumu normalde akvaryumu aldığımız yerle birlikte taşıyacaktık, değil mi? Taşıma niyetini girdik. İstedik, öyle düşündük. Öyle oldu, olacaktı. Ama olmadı. Müsait değillermiş bizim taşınma tarihimizde. Ondan kaynaklı yapamadık. Yani akvaryumu biz kendi şartlarımız ve kendi çabalarımızla taşımak zorunda kaldık. Neler oldu, neler yaşadık bununla ilgili? Sen mi anlatmak istersin? Sen anlatacaksın. Ben sadece akvaryumu taşıma şirketinin taşıması taraftarıydım. Ama onlar da sulu ve camlı böyle ürünlerde hani kırılma durumu olduğu için taşıyamayacaklarını söylediler ki birazcık acele bir taşıma süreci yaşadık. Adamlar evi toplarken ben akvaryumu boşalttım. Ben o kısmı anlatayım, sen taşınma sürecini anlatırsın. Tamam, aynen. Taşınma günü şimdi. Herkes her yerde her şeyi, kartonlar gidiyor, onlar gidiyor, bunlar taşınıyor. Ben de bir yandan suyunu boşaltmaya çalışıyorum. İçinde işte orandamız var, onu ne yapacağımızı bilemiyoruz. Onu bir kovaya aldım. Ondan sonra vatosumuz, çöpçülerimiz vardı. Onları diğer ciklet akvaryumu yapıyoruz. Onu da izlemediyseniz bir kısmını yaptık. Onu da cikletleri bekliyoruz açıkçası. Onun için de ayrı bir video çekeceğiz. Özellikle Bursa'daki akvaryumcuları gezeceğiz. Hem ciklet arayacağız hem de sizlerle Bursa'daki akvaryumcuları paylaşmaya çalışacağız. O videoda sonrasında gelecek. Bu arada işte bir yandan suyu boşaltıyorum ama 170 litre boşalt bitmedi. Hani direkt hortumla da bir boşaltma imkanımız olmadı. Hortumları falan toplamıştık herhalde o süreçte. Yaklaşık bir saat falan ben bunu boşalttım. Daha bile fazladır ya. Belki daha bile fazladır. Bir yandan işte balığı kavaya koyduk. Her yerde bir sürü insan oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Çok komik. Serkan böyle eli suyun içinde bir sürü insan geliyor, geçiyor böyle. O arada işte kumları toplasak, toplamasak, ne yapsak? İşte en son taşımacılarla konuştuk, arabaya biz taşıyalım dedik, hani indirelim. Kumlar kalsın dedik, suyu boşaltabildiğimiz kadar boşalttık. Kumlarla beraber akvaryumun ağırlığı artıyor. En az 15 kilo kum var zaten. Islak kum olduğunda bu ağırlık 20-25'e çıkıyor. Son her şey gitti artık, yani evde hiçbir şey kalmadı. Yerde akvaryum, dolap bile gitti, yüklendi. Akvaryum var, akvaryumu nasıl yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken o arada artık taşıma firmasının sahibi sağ olsun fikir üretti. Benim bundan haberim yoktu bu arada. Ben sonradan gördüm bunu. Onu bile ben de sonradan gördüm. Açıkçası. Fikir üretti çünkü ben orada başka bir şey taşıyordum. Arabaya götürüyordum. O arada fikir üretmişler. Altında karton vardı. Üstüne de bir kartonu falan yapalım gider gitmez derken kamyonun arkasını alamıyorlar kısaca. Alamama sebepleri de kamyonun şasisinin uzun olması ve herhangi bir tümsekte çok fazla zıplaması. Zıpladığında da bunlar cam birleşim yerleri veya hem ayrılma hem kırılma olabiliyormuş. O yüzden hani malınıza zarar gelir dedi. O yüzden biz hani alma taraftarı değiliz dediler. Taşırız taşımasını ama risk yani dedi. Yani biz taşımazsak daha iyi olur dedi. Aynen. En sonunda da kendileri öyle bir çözüm üretmişler ki benim bildiğim sadece o noktada taşıma geldim, akvaryum yok. Dedi ki taşımacılar aldı akvaryumu. Dedim Allah Allah, kırılır dediler ama nasıl aldılar dedik. Sonra tekrar işte taşındığımız yere gelince bir baktım akvaryum gelmiş ama kamyonda gelmemiş. Akvaryum nerede gelmiş sizce? Nerede gelmiş olabilir sizce?
Yani keşke işte o anda hiç aklımıza gelmedi. Evet, video ya. Ya da fotoğraf alamadık çünkü çok plansız, programsız ve karmaşık bir gündü. Çok hengameydi gerçekten. Winch ile gelmiş arkadaşlar. Winch'in arkasında, Winch. Masanın üstünde. Ama Winch dediğimiz şey şimdi şöyle canlandırmış. Asansör Winch. Aynen. Şimdi ben onun fotoğrafını bulabilirsem koyarım bir yerlere. Yani bu asansörle eşyalar taşınıyor ya yukarıdaki katlara. O asansörü hayal edin. O asansörün mekanizmasının olduğu arabanın üstünde gelmiş yani açıkta. Ama böyle arasında bir yere koymuş ama çok garipti. Ben akvaryum görünce dedim aşkım akvaryum, akvaryum falan oldum böyle bir an. Ben de ben direkt baktım tek parçanın gerisi önemli değil yani gelmiş ya falan böyle. Evet. Çünkü o anda gerçekten çok böyle zor oldu bizim için. Hani bir de yeni kurdurmuştuk siz de biliyorsunuz videolardan. Keşke dedik değiştireceğimizi bilseydik oraya kurdururduk. Evet, yani ister istemez içinde bir canlı var. Bir düzen var. Onu taşımak, bozmak, tekrar yapmak. Daha sonrasında geldikten sonra da balığımız bir iki gün hava motorunun şeyiyle, havasıyla o şeyi kovanın içerisine hava verdik. Orada bir iki gün oldu. Bu süreçte tabii evi yerleştirmeye falan çalıştık. Tekrar kurulum için destek almak istiyorduk ama hiç vaktimiz olmadı. Ben dedim ki ben buna en iyisi hortumla su doldurayım. O kısımları da hiç çekemedik, aklımıza gelmedi. Gerçekten hem çok yorulduk, hem çok yıprandık. O arada bayağı bir iki saat hortumla suyu doldurdum. Suyun dinlenmesini sağladım. İçerisine yine kalan ilaçlarımız vardı. O ilaçları koydum. Birinci gün, ikinci gün ilaçları, bakterilere. Açıkçası filtreyi direkt söktüm. Filtrenin içindeki suyu bile boşaltmaya veya temizleme şansımız olmadı. Filtre de zaten yeniydi. İçerisinde de az biraz bakteri oluşmuştu. Zaten bir tane balığımız vardı. Kalmıştı. Ondan sonra strece sarılıydı. İçinde bütün suyumuz da hazırdı, bakterili. Ben hemen suyu doldurdum. Kurulumlarını hemen yaptım. Tekrar çalıştırdım motoruyla filtreyi. Ondan sonra su sirkülasyonu başladı. Birkaç gün bekledik. Bir yandan da hani balığımıza bir şey olur diye korktuk. Diğeri de zaten hani gördüğünüz kabız oldu, bir hastalık yaşadı ve kaybettik onu. Bunu da kaybetmek istemedik. Hani bir yandan şeyde duruyor. Bu neydi? Kovada duruyor. Kovada hani ölebilir korkusu açıkçası vardı. Bir yandan bakteri oturdu oturmadı tedirginliği vardı ama yeni su. 3-5 gün bekledik herhalde. Çok böyle uzun olmadı makaleyle. 3 gün ya da 4. günde artık balığı koyduk. Su çok şükür bir hafta 10 gün oldu. Herhangi bir sorunumuz yok. Onu arkadaşlar aldık. Red Cap bekliyorduk. Red Cap'ler geldi. Aynen. Şimdi artık orandaların mevsimi açılmış. İnşallah belki bir sezonu tane daha... Başladı. Aynen, sezonu başladı. Bir iki tane daha oranda belki yanlarına ekleyeceğiz. Bir Japon aldık, iki tane Red Cap aldık, ufak aldık. Çöpçü bekliyoruz. Çöpçü, biraz daha büyük çöpçüye ihtiyacımız var oranda yemesin diye. Midye bekliyoruz. Midyesi olan varsa yazsın, midye kalmamış. Evet. Midyeci birazcık, midye getiren kişi rahatsızlanmış. Artık midye sanırım bir süre gelmeyecek. Midyeci Ahmet'ten alalım bir iki tane. Midyeci Ahmet'te yok mu? Evet anneciğim. Azra da buna isyan etti. Evet. Yani şu anda bu şekilde. Birazdan Melo'da yeni balıklarımızı hemen koysun. Aynen. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yo, aslında sen çok güzel anlattın. Yani ilk defa balıklı akvaryumlu bir yere taşınma sürecini yaşamış olduk. Hani o zaman hani bu bizim ürünlerimizi aldığımız, balıklarımızı aldığımız Cihan Akvaryum kurmuş, yani kuran Cihan Akvaryum'u taşıyabilseydi eminim çok daha rahat bir süreç olacaktı bizim tabii. için. Ama bu tabii bizim bu şekilde daha böyle action'lı oldu yani. Ama böyle keşke. Oldu. Evet. Evet anneciğim. Keşke ve keşke sizlere video çekebilmek, o anları kısa kısa da olsa böyle hatıra olarak gösterebilmek çok isterdik ama inanın inanılmaz ötesi bir hengame ve bir curcuna içerisindeydik. O an bir ara benim aklıma geldi ama yapacak gram halimiz yoktu. Onunla da ilgilenip ona kafa ayıramadık açıkçası. Keşke olabilseydi, güzel olurdu. Biz de size bu şekilde hem akvaryum kurmuş oldu. Haliyle önünde sohbet niteliğinde anlatalım istedik. Çünkü gerçekten hani çok fazla yorum da alıyoruz. Yeni video ne zaman gelecek, yeni video ne zaman gelecek. Geldi! Onlara bile hani cevap veremiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Evin düzenine oturtmaya çalışıyoruz. Şimdi arka arkaya inşallah güzel videolar gelecek. Dediğim gibi şimdi balıkları da ekleyeceğiz. Biz bu aleme yeni gelmedik, geri geldik falan diye. Yani şimdi durum böyle
arkadaşlar. Ben hemen şimdi şu aldığımız yeni balıkların bir aşılamasını yapayım bir yandan. Ondan sonrasında yine yani artık 30 kere size göstermeyelim dedim. Bir önceki videolarda da hep beraber yaptık. Ya da siz bilirsiniz böyle her şeyi çekelim, sohbet edelim seviyorsanız o şekilde de yapabiliriz. Bu arada şeyleri ne yaptık onları da söyleyeyim. Çöpçülerimiz, bir iki tane çöpçümüz vardı. İki tane de vatosumuz vardı. Arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Bak şimdi ben bir yandan konuşmuyorum dedim ama bak dayanamıyorum, bir yandan konuşacağım ben. Şöyle bir durum oldu. Bizim bir önceki evde, akvaryumumuzda bu orandamızla birlikte iki vatos, iki de çöpçümüz vardı. Bir de midyelerimiz vardı. Midyelerimizden bir tanesi öldü. Ondan sonra vatozlardan bir tanesini bulamıyoruz ya. Bulamıyoruz yani. Ne yapsak bulamıyoruz. Dedik hani bu vatozu yediler herhalde falan filan derken. Arkadaşlar gerçekten biz vatozu bulamadık. Hala da ya. O vatoz çıkmadı. Yemişler vatozumuzu. Sonra biz vatozu bulamadık tabii. Derken vatoz sayısı 1, çöpçü 2, midye 1. En son durum böyle oldu. Sonrasında çöpçülerden bir tanesi daha ölmüş. Ve biz bunu görmedik. Çünkü ev koliliyoruz vesaire. Yoğun bir süreç falan filan. Biz bunu görmedik. Çöpçü sayısı 1, vatoz 1, midye 1. Şey yaparken akvaryumun suyunu boşaltma aşamalarında falan filan çöpçünün öldüğünü gördük. Ölü bir çöpçü vardı. Ondan sonra aldık onu. Akvaryumdan da koku geliyor böyle. Ya iğrenç iğrenç balık kokuyor gerçekten. Ondan sonra bir baktık gerçekten çöpçü ölmüş. Neyse. Çöpçü 1, vatoz 1, midye 1. Sonrasında taşınırken işte biz bunları şey yaptık. Annemize yaptığımız diğer akvaryuma verdik. Diğer akvaryumda işte bunlar oldu derken sonrasında haber geldi işte midye ölmüş, midyeyi aldı. Bir baktık vatoz da ölmüş. Vatozu da aldı. Şu an geriye kalan sadece bir tane çöpçü kaldı. Şu an o akvaryumda da yani diğer akvaryumumuzda da bir tane çöpçümüz var. Dediğimiz gibi diğer cikletlere gideceğimiz zaman onları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Şu an burada da vatozumuz yoktu, çöpçümüz de yoktu. Henüz daha çöpçü, Serkan söyledi, bulamadık. Yani küçük boyutta çöpçüler var. Orta boy bir çöpçü gerekiyor bize. Çöpçü bulamadığımız için almadık. Şu an burada iki tane. Neydi bu vatozun adı? Tül vatoz mu? L-440 mi öyle bir şeyler? Bu sarı renk, şey turuncu sarı renkte bir. Şu an onlar var. Bir tane de orandamız var. Midyemiz yok maalesef. Midye de bulunca alacağız. İki vatoz, bir oranda. Yani şu an durum böyle. Evet, şimdi balıkların alıştırması bitti. Ben bunları buradan alayım. Akvaryuma atayım. Sonra göstereyim size nasıl olduğunu. Vay be. Bir kere de üçü. Hadi bakalım. Of. Merhabalar. Hoş geldiniz. Allah. Bu hafta onların vitaminini koymamışım. Şöyle onların vitaminini de koyayım. Evet. Şimdi minnoşlar tabii biraz stresliler. Ama alışırlar illaki. Diğeri nerede? Ay burada yüzüyor fıtı fıtı. Ya şuna bakar mısınız? Sen neyse minnoş mu yüzeceksin? Bir de burada büyük orandamız. Bunlar da büyüyecekler. Kocaman olacaklar. Hadi bakalım. Biraz bir birbirlerine alışana kadar kovalamaca falan filan. Bunun ismi Pamuk. Şu iki tane küçük orandamızın ismine ve yeni Japonumuzun adına ne verelim onu bir düşünelim. Önerileriniz olursa bekleriz. Evet, akvaryumumuzun son durumu, başımıza gelen olaylar, yaşadıklarımız şu an için bu kadar. Siz olsaydınız veya siz taşınma durumunda neler yaptınız, siz olsaydınız neler yapardınız? Varsa tecrübeniz bizimle paylaşırsanız, güzel anılarınız, komik anılarınız vesaire hepsini bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.